iki defa beraat almış bir dosyadan bahsediyoruz. Bu dosyada iki defa beraat kararı verildi. Burada herhangi bir darbe girişimi, hükümeti alaşağı etme girişimi yoktur denildi. Örgüt yoktur denildi. Daha sonra burada bulamadığınız örgütü belki çarşı dosyasından bulursunuz denildi, oradan bozuldu. Çarşı dosyasında bulamadığınız başka delilleri burada bulursunuz denildi. Çarşı dosyası oradan bozuldu, getirildi, birleştirildi. Devamında bu birleştirmeye rağmen mahkeme hem istinaf hem de Yargıtay'ın birleştirin birlikte görün demesine rağmen bir süre sonra tekrar ayırdı. Çarşı dosyasını başka bir esasa kaydetti ve Gezi davasında arkadaşlarımıza 18'er yıl hapis cezası verildi. Birazdan cezaevine gönderilecekler. Yasal süreç devam edecek. Önce istinaf, daha sonra Yargıtay aşaması devam edecek. Bu aşamalardan geçmiş olmasına rağmen bir daha dolaşacak oralar ama bizim bildiğimiz, emin olduğumuz şey şudur. Nihai olarak Gezi'nin temizliği, Gezi'nin umuru, Gezi'nin bu ülkenin umudu olduğu nihai olarak tescillenecek. Ha bugün ha yarın. Şimdilik buradayız. Bir süre için daha burada kalmaya, arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bir adalet nöbetindeyiz. Adına saray dedikleri büyük binaların içine kurdukları kumpas çeteleriyle bir ülkenin karanlığa nasıl boğulduğu, karanlık bir yorganın adım adım ülkenin üstüne nasıl örtülmeye çalışıldığını başka bir sahnesini izledik. Gezi, bu ülkenin haklarının onurlu isyanının adıdır. Gezi, nefes almak, özgür olmak, baskı altında olmamak, özgür yaşamak isteyen bütün gençlerin, kadınların, emekçilerin ve halkların onur isyanıdır. Gezi Parkı büyük bir simgedir. Bu simge ve özgürlük, demokrasi ifade eden bütün simgelere ait tarihin bazı sayfalarını kapatma eylemindedir iktidar ve iktidarın sopası olan yargı. Bu cezalarla Mücella'ya, Can'a ve 8 arkadaşımıza verilmiş bu cezalarla bir sayfayı kapatmak istemekte ve karanlığı zifir karanlık haline getirmek istemektedir. Bunu başaramayacaklar. Bunu başaramayacaklar çünkü Gezi'de, yani tarihin o anında bir kere daha gördük ki özgürlük ve eşitlik isteyenler el ele verdiğinde muazzam inşacı bir güç olmakta ve hayatı yeniden kurabilmektedir. Kadınlar, gençler bir ülkeyi, bir toplumu yeniden barış içinde, özgürlük içinde ve demokrasi içinde yaşatabilme kabiliyetine sahip en büyük toplumsal kesimlerdir. Türk de Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin, kadınların, gençlerin, LGBTİ artı bireylerin, yani bir bütün bizim fotoğrafımız olan herkesin özgürce nefes aldığı alandır Gezi isyanı. O yüzden istediğiniz kadar bu sayfayı kapatmaya çalışın. İstediğiniz kadar bu ülkenin üzerine simsiyah bir faşizm yorganını örtmeye çalışın. Direnenler oldukça size uyku haram olacak. Bizim arkadaşlarımız başı dik gidecek o cezaevine ve hiç yalnız olmayacaklar. Milyonları hapsedemezsiniz ya. Sizin de bir istiap haddiniz yok mudur? Ve sizin istiap haddinizi bizim direnişimiz yerle yeksan edecek. Bilin. Bu direniş bugün başlamadı. Dün başladı, bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Ama biz biliyoruz, moralimiz bozuk değil. Umutluyuz, coşkuluyuz. Karanlığı birlikte yırtacağız. Birleşeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Halk kazanacak. Mutlaka kazanacağız. Birleşe! Birleşe! Kazan!